Bugün tarihin en lanetli gemi enkazlarını keşfetmek için okyanusun derinliklerine dalıyoruz. Lanetli korsanlardan trajik kazalara, bu enkazlardan gizem ve paranormal olaylarla dolu. Bu ürkütücü gemilerin ve onları hala evleri olarak gören ruhların ardındaki sırları ve hikayeleri ortaya çıkaralım. Tüyler ürpertici bir maceraya yelken açmaya hazır mısınız? O zaman sıkı tutunun. Çünkü bilinmeyene doğru bir yolculuğa çıkmak üzereyiz. Mary Celeste 4 Aralık 1872'de Kanada'ya ait Dei Gratia adlı bir brigant tarafından Atlantik Okyanusu'nda sürüklenirken bulunan bir ticaret brigantıydı. Gemi sağlam ve yükü zarar görmemiş durumda bulundu. Ancak mürettebattan hiçbir iz bulunamadı. Geminin can kurtaran filikası kayıptı ve bir sıkıntı yaşandığına dair tek iz kırık bir pompa ve bir kılıçtı. Herhangi bir cinayet ya da şiddet izine rastlanmadı ve geminin seyir defteriyle belgeleri hala gemideydi. Mürettebatın başına ne geldiği hiçbir zaman öğrenilemedi. Kaybolduğu sırada Mary Celeste'ye kaptan, eşi ve 2 yaşındaki kızları da dahil olmak üzere toplam 10 kişi bulunuyordu. Diğer mürettebat üyeleri arasında 7 erkek vardı ve bazılarının aileleri Amerika Birleşik Devletleri'nde dönmelerini bekliyordu. Kapsamlı soruşturmalara rağmen mürettebata ne olduğunu kimse belirleyemedi. Bazı teoriler korsanlar ya da dev mürekkep balıkları tarafından saldırıya uğradıklarını öne sürerken, diğerleri bir patlamaya, isyana ya da cinayete kurban gittiklerini öne sürmektedir. SS Andrea Doria zerafet ve ihtişamın timsali olan SS Andrea Doria, lüks bir İtalyan okyanus gemisiydi. 1951 yılında denize indirildi ve kısa sürede dönemin en ekonomik gemilerinden biri haline geldi. Ne var ki 26 Temmuz 1956'nın erken saatlerinde 20. yüzyılın en kötü denizcilik felaketlerinden biri olarak anılan bir kazaya karıştı ve Massachusetts, Nantucket açıklarında MS Stockholm ile çarpıştı. Gemi mürettebatı hemen harekete geçerek filikalar ve diğer acil durum ekipmanlarını kullanarak yolcuların tahliye olmasına yardımcı oldu. Mucizevi bir şekilde gemideki 1711 kişiden 1600'ü kurtarıldı ve Andrea Doria nihayet dalgaların altında batmadan önce 51 kişi öldü. Bu geminin batması deniz seyahati dünyası üzerinde kalıcı bir etki yaratmıştır. Bu modern kitle iletişim araçları çağında meydana gelen ilk büyük felaketlerden biriydi ve geminin batmasıyla ilgili haberler günlerce gündemden düşmedi. Olay aynı zamanda deniz güvenliği yönetmelikleri ve prosedürlerinde önemli değişikliklere yol açarak gelecekte bu tür felaketlerin meydana gelme olasılığının azalmasına yardımcı oldu. Bugün Andrea Doria'nın enkazı yaklaşık 76 metre derinlikte yatmaktadır ve dünyanın en ünlü ve ikonik gemi enkazlarından biri olmaya devam etmektedir. HMS Rome, Karayipler'in en popüler gemilerinden biri olan İngiliz Kraliyet Posta Gemisi, 1867 yılında İngiliz Virgin Adaları yakınlarında bir kasırga tarafından vuruldu. Enkazda yaklaşık 124 kişinin hayatını kaybettiği düşünülüyor. Burayı ziyaret eden birçok dalgıç, bu enkaza dalarken garip şeyler yaşadıklarını iddia etmiştir. Çığlıklar duymak, birilerinin kendisine dokunduğunu hissetmek gibi. Durumu daha da rahatsız edici kılan şey, bazı yolcular fırtına nedeniyle ranzalarına bağlanmıştı. Gemi 24 metre derinlikte yatmaktadır. Uçan Hollandalı hiç şüphesiz denizcilik kültüründe en çok bilinen hayalet gemidir. Efsaneye göre Hollandalı bir savaş gemisi olan Uçan Hollandalı lanetlidir ve seyrini durduramaz. Bu yüzden limanına varamaz. Bu hikaye 1600'lü yıllara dayanmaktadır ve hayalet geminin sözde kaptanını konu alır. Hollandalı'nın hikayesi muhtemelen Hollanda'dan Java'ya o kadar hızlı seyahat eden Bernard Fock'un efsanelerinden esinlenmiştir. Birçok kişi şeytanın ona yardım ettiğini düşünmüştür. Sadece kötü havalarda ortaya çıkan perili geminin onunla karşılaşanlara kötü şans getirdiğine inanılır. Kral 5. George, Uçan Hollandalı'yı Avustralya sularında yelken açarken görmüştür ve o zamandan beri gemi edebiyat, sanat ve filmlerde popüler bir öğe olmuştur. Richard Wenger'ın aynı adlı operasına konu olmuş ve Karayip Korsanları, Ölü Adamın Sandığı filminde de yer almıştır. CV Cas 2, Nisan 2007'de Airline Beach'ten Queensland, Townsville'e doğru yola çıktıktan sadece 5 gün sonra, Avustralya kıyılarının 141 km açığında Büyük Sed Resif yakınlarında sürüklenirken bulundu. Soruşturma raporlarına göre 12 metrelik katamaran yelken konusunda hiçbir deneyimi olmayan 3 kişilik bir mürettebatla seyrediyordu. Başlarına ne geldiği bugün bile gizemini korumaktadır.
gemi parçalara ayrılmış bir yelken dışında mükemmel durumda bulundu. 3 adam asla bulunamadı. Polise göre teknenin dümenine takılan balık yemini çözmeye çalışırken boğulmuş olabilirler. Ayrıca bir deniz canavarı onları yutmuş olabilir. SS Valencia 1906 yılında SS Valencia, Mendocino burnu yakınlarında kötü hava koşullarıyla karşılaştıktan sonra Vancouver, British Columbia açıklarında battı ve gizemli hayalet hikayelerine konu oldu. Gemideki 108 kişiden 37'si filikalarla kurtuldu ve filikalardan biri kayboldu. O zamandan beri pek çok balıkçı, batışından onlarca yıl sonra bile insan iskeletli bir hayalet gemiye tanık olduklarını iddia etmiştir. Mivi Joita 1955 yılında bu tekne geciktiği bildirildikten 5 hafta sonra Güney Pasifik'te terk edilmiş olarak bulundu. Başta havacılar tarafından tespit edilemedi. Sonra bir ticari gemi tekneyi olması gereken yerden 965 km uzakta yolcusuz, mürettebatsız ve yüksüz bir halde buldu. Filikalar, gemideki ateşli silahlar ve diğer ekipmanlar kayıptı. Güvertede bir doktor çantası ve birkaç kanlı sargı beziyle evrensel tehlike sinyaline ayarlanmış bozuk bir radyo vardı. Tekneye ne olduğu hiçbir zaman açıklanmadı ve mürettebattan kimse bir daha görülmedi. Titanic 14 Nisan 1912'de RMS Titanic bir buzdağına çarptı. İkiye bölündü ve Atlantik'in dibine battı. İngiliz yolcu gemisi Southampton, İngiltere'den New York'a yaptığı ilk seferinde buzdağına çarptı. Bu tarihteki en ünlü gemi enkazı olsa da tahminen 3 milyon gemi daha okyanusun tavanında harabe halinde yatmaktadır. Titanic zamanın en büyük gemisiydi. Ancak ne yazık ki yaşamı çok kısa sürdü. İlk ve tek seferi 10 Nisan 1912'de başladı ve sadece 4 gün sonra sona erdi. Kaybedilen yolcu sayısı felaketi tarihteki en büyük gemi enkazlarından biri haline getirmiş ve 1500'den fazla kişi ölürken tahminen 705 kişi kurtarılmıştır. Kadınları ve çocukları için hayatlarını feda etmek zorunda kalan tüm erkekler ve babaların fedakarlığı çok trajiktir. Geminin batması 2 saat 45 dakika sürmüştür. İnsanlar bazen geminin batmasını sahibinin Tanrı bile gemiyi batıramaz demesine bağlıyor. Bunun Tanrı'nın bir tokatı olduğuna inanıyorlar. Enkazdan kurtulanlardan biri olan Eva, boğulan insanların çıkardığı sesleri ne ben ne de bir başkası size tarif edebilir. Korkunç bir sesli ve ardından gelen korkunç bir sessizlik oluyordu dedi. Tisnegorm, Mısır açıklarında Kızıldeniz'de bulunan bir 2. Dünya Savaşı gemi enkazıdır. Gemi 1941 yılında Alman bombardıman uçakları tarafından batırıldığında Kuzey Afrika'daki müttefik birliklere malzeme taşıyan bir İngiliz kargo gemisiydi. O gün gemide 50 kişi vardı ve kazadan sonra 9 ölüm kaydedildi. Gemi enkazı kargosunun büyük bir kısmının hala sağlam olması sayesinde inanılmaz derecede iyi korundu. Dalgıçlar kamyon ve motosikletlerden tüfek ve cephaneye kadar her şeyi bulabilecekleri geminin ambarlarını keşfetti. Batık ayrıca balık sürüleri, ahtapotlar ve hatta ara sıra köpek balığı da dahil olmak üzere çok çeşitli deniz yaşamına ev sahipliği yapmaktadır. Batık 30 metre derinlikte yer almaktadır. Bu da onu derin dalış teknikleri konusunda eğitimli dalgıçlar için ideal bir alan haline getirmektedir. Genel olarak Tisnegorm, dalış, tarih veya deniz yaşamıyla ilgilenen herkesin mutlaka ziyaret etmesi gereken bir yerdir. Kaçırılmaması gereken, gerçekten eşsiz ve unutulmaz bir deneyim. Dalgıçlar ne zaman enkaza dönse yeni bir şeyler buluyor gibi görünüyor. Enteresan değil mi? Edmund Fitzgerald, 10 Kasım 1975 tarihinde Superior Gölü'nde batan bir yük gemisiydi. Gemi Superior, Wisconsin'den Detroit, Michigan'a bir tür demir cevheri olan takenit taşıyordu. Battığı sırada gemide 29 mürettebat vardı ve ne yazık ki hepsi kazada hayatını kaybetti. Batmanın kesin nedeni bilinmemekle birlikte geminin şiddetli rüzgar ve dalgalarla karşılaştığı, bunun da su almasına ve batmasına neden olduğu düşünülmektedir. Geminin yeri ve durumu battıktan sonraki birkaç gün boyunca belirlenemedi ve yapılan arama kurtarma çalışmalarında kurtulanların yeri tespit edilemedi. Edmund Fitzgerald'ın batması trajedisi, Gordon Lightfoot'un The Wreck of the Edmund Fitzgerald adlı popüler şarkısında ölümsüzleştirilmiştir. Şarkının akıldan çıkmayan melodisi ve sözleri, gemiyle ilgili hayalet efsanelerine, mürettebatın ruhlarının hala geminin etrafındaki bölgeye musallat olduğu inancına katkıda bulunmuştur. Beğenmeyi ve daha büyüleyici keşifler için kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoya da mutlaka göz atın.